Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle iklim bilgisi ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi ulaştığı yere yağış getirir? A şıkkı. Dağı aşıp aşağıya inen. Bakalım. Bu bir dağ olsun. Dağın zirvesi olsun. Dağı aştı, aşağıya indi. Şu. Çocuklar, bu bir alçalıcı hava hareketidir, yağış getirmez. Bu gitti. B şıkkı. Açık denizden kıyıya doğru esen. Şöyle düşünün, deniz diyelim, kara parçası diyelim. Denizden karaya doğru esti, nemi taşıdı. Meltem rüzgarı diye özel olarak da belirtmedi. Normal bir cümle ifadesi kullandı. O zaman nemi taşır karaya ve yağış yapar mı? Yapabilir. Bu kalsın. C şıkkı, kara içlerinden kıyıya. Çocuklar, karadan denize esen rüzgarlar yağış getirmez. Çünkü nem taşıma kapasiteleri olmadığı için. Vadi, yani çukur içerisinden yamaç aşağı esen. Yani yamaç aşağı, şurada dağın yamacı şurası. Aşağı esen dediği için yine alçalıcı bir rüzgardır. Yağış getirmez. Kuzeyden ve kara üzerinden esen, bu da böyle bir yağış oluşum mantığı yok arkadaşlar. Ya, önemli olan denizden mi geliyor, karadan mı? Yani rüzgarın kuzeyden güneye giden gelmesi yağış etkilen bir durum değildir. Bu sorumuzda yağış getirebilecek olan rüzgar B şıkkıdır. Şıklar içerisinde en uygun cevap şıkkımız budur arkadaşlar diyoruz. Evet, bir diğer soruya geçelim. Yine bir dünya haritası sorumuz var. Aşağıdaki harita dünya üzerindeki kurak alanlardan bazılarını gösteriyor. Arkadaşlar, soruyu çözmeden önce şöyle bir haritayı beraber yorumlayalım. Şimdi kurak alan deyince benim aklıma çöl geldi. Çöl deyince, çöl kurak yer demek zaten, anlamı bu. Tropikal çöl var, karasal çöl var ve kutup bölgesinde soğuk çöller var. Şimdi 2 numara Grönland Adası az yağış alıyor çünkü kutba yakın, yıl boyu soğuk, fazla buharlaşma ve yükselici hava hareketi yok burada. 2 numara Sahra Çölü tropikal çöl, 3 numara ise denize uzak olan Orta Asya çöllerinden bir tanesi. Şimdi soru bize neyi soruyor, ona bakalım. Haritadaki alanların kuraklık nedenleri KLM sırasıyla verilmiştir. Şurada. Kurak bölgeleri ve kuraklık nedenlerini hangi seçeneklerde doğru eşleştirebiliriz? Şimdi K, sürekli yüksek basınç alanı. Arkadaşlar, Sahra Çölü yıl boyunca dinamik yüksek basınç alanıdır. Kutuplar da yıl boyunca termik yüksek basınç alanıdır. K'ye biz hem 1'i hem de 2'yi alabiliriz. Bu bir kalsın. L'ye bakalım. Denizden uzak ve çevresinde dağlar var. O yüzden az yağış alıyor. Bu 3 numaranın arkadaşlar şeyidir. Ne derler ona? Az yağış alma gerekçesidir. M ise sürekli soğuk için. O zaman şimdi oldu. M'ye 2 gelecek. Soğuk dediği için kutba yakın yeri seçtim. O zaman bunu buradan siliyorum. Arkadaşlar, bu şekilde yorumlamamız gerekecek. Evet. Bir diğer soru. Aşağıdaki haritada Güney ve Güneydoğu Asya kıyı kesimi gösterilmiştir. Ne geldi aklına? 1. Nüfus geldi. Kalabalık bir nüfus topluluğu. 2. Ne geldi aklına? Muson iklimi geldi. 3. Ne geldi aklına? Hint Okyanusu geldi. Japonya, Çin geldi. Hindistan geldi. Ne geldi aklına? Çay, pirinç tarımı geldi. Aşırı yaz yağışı geldi. Sel, heyelan, taşkın olayları geldi. Bakalım. Bu bölgenin yağış almasından aşağıdaki rüzgarlardan hangisi etkili olmuştur? Sevgili arkadaşlar, zaten lakabı Muson Asyası. Yani bu bölgede yağışı yapan faktör Muson rüzgarıdır. Bir kere Meltem gitti. Zaten Meltem'in yağışa bir katkısı yok ki yağış oluşturamaz. Alize bir sürekli rüzgardır ve tropikal kuşakta etkiledir. Kara parçalarının, hatırlarsanız arkadaşlar, doğu kıyılarına özellikle bol yağış bırakırdı Amazon ve Kongo'da. Yaz Musonu Batı rüzgarı orta kuşakta etkili zaten. Peki cevap yaz musonu mu, kış musonu mu olacak? Tabii ki yaz musonu olacak. Çünkü yazın rüzgar denizden eser, yağış yapardı. Kışın ise karadan denize eseceği için yağış yapmazdı. O yüzden yağış getiren bu bölgeye rüzgar musondur ve yaz musonudur. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde yorumlayacağız. Evet. Çocuklar, bir diğer sorumuz da kuraklık yağış azlığı demektir.
Bir yörenin kurak olması üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmaz? Bakalım. Sürekli yüksek basınç alanı olma. Yüksek basınç alanı olma havanın alçalıcı olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar, alçalıcı hava hareketi yağış yapmaz. B. Denizden uzak olma. Mesela Orta Asya çöllerinin değil mi en büyük problemiydi? Denize çok uzak olduğu için fazla nemi toplayamadığı için yağış az olurdu. O zaman bir yerinin kurak olmasında bir neden olabilir. C. Sürekli soğuk olma. Aklına kutup geldi. Soğuk olan yer sürekli buharlaşmanın çok az olacağı, mutlak nemin yetersiz olacağı ve yağışın çok zor gerçekleşebileceği bir yerdir arkadaşlar. Yükselici hava hareketi alçak basınç demektir. Yükselici hava hareketi nemi yukarıya taşır, yukarıya çıkan nem bulutu doldurur, içi dolar ve yağış başlar. Değil mi arkadaşlar? Cevap şıkkı denizlidir. Kuraklığa değil, yağışa neden olur. Etrafının dağlarla çevrili olması o bölgeye nemin ya da nemli rüzgarların gelişini engelleyeceği için bölgenin yağış almasını engelleyen bir durum olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Evet, çocuklar bir diğer soruya geçelim. Şimdiki sorumuzda sıcaklık ve yağış grafiği yorumlayacağız herhalde. Bakalım, ulaşamayız bu grafiğe göre. Biz kendimiz bir bakalım. Sıcaklık, şu çizgi, sıcaklık çizgisi. Bakıyorum. Evet, en sıcak aylar 6-7-8. 25-30 derece arası bir sıcaklık var. Kış mevsiminde sıcaklık 10 derece. Demek ki kışın sıcaklık yüksek değil, düşük de değil. Demek ki kışın ılık. Doğru mu? Ve yağışa bakalım. Şu arkadaşlar, kış mevsimi yağışlı. Arkadaşlar, dünyada en çok yağışı kışın alan, yazların sıcak ve kurak geçtiği, kışların ılık ve yağışlı geçtiği iklim Akdeniz iklimidir. Bunu bir kere biz bu çıkarımı yapalım. Yani soruya da bakacak olursak A şıkkı yağışlar yağmur şeklindedir. Tabii ki çünkü bu iklimde sıcaklıklar eksi değerin altına düşmüyor. Yaz ayları kurak geçmektedir. Evet, gördüğünüz gibi yaz aylarında yağış tutumumuz çok altta. Yıllık yağış miktarı 700 milimetreden fazladır. Şimdi bunu nasıl yaparsın onu sana öğreteyim. Her ayı tek tek toparlayacaksın. Çünkü yıllık yağış miktarı dediğinde bir ayı değil 12 ayı toplayacağız. Mesela birinci ayda 250 milimetre yağış almış. Göz kararı bak. 12. ayda da 250 milimetre yağış almış. 500 milimetre. 150 şuradan almış. 650 milimetre. 100 şuradan almış. 750 milimetre. 50 buradan almış. 800 milimetre. Bu şekilde zaten 750'den fazla bir yağış aldığını görebiliyoruz. Kuzey yarımküre ve orta kuşakta Akdeniz iklimi bir orta kuşak iklimidir. Bu kuzey yarımküre deme evet çünkü en sıcak ayları 6-7-8. aylar. Güney yarımküre olsaydı Aralık, Ocak, Şubat ayları daha sıcaklığın yüksek olacağı aylar olacaktı arkadaşlar. Yıllık sıcaklık farkı 25 dereceden fazladır. Bakalım en sıcak ay, en soğuk ay. Aradaki farka bakalım 5, 10, 15. Maksimum 20 olabilir. Ötesi olamaz arkadaşlar. 25 dereceden fazladır diyemeyiz. Bu sorumuzun da cevap şıkkı bu şekilde yorumlanacak diyoruz arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar. Yazların sıcak ve yağışlı, kışların ılık ve kurak geçtiği bölgelerde yetişebilen bitki türü aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yaygın olarak görülür? Şimdi biz şunu bir kafamızda resmini çekelim. Yazlar sıcak ve yağışlı. Kışlar ılık ve kurak geçecek. Arkadaşlar, şimdi dünyada 10 tane iklim tipi var. Bu 10 iklim tipine baktığımız zaman sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler diye gruplandırabiliyoruz. Sıcak iklimler nelerdi? Ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl iklimi, muson iklimi. Ilıman iklimler hangileriydi? Akdeniz iklimi, okyanusal iklim, step iklimi ve sert karasal iklim. Soğuk iklimler ise tundra iklimi ve kutup iklimi olarak nitelendirebiliriz. Şimdi buradaki grafiklere baktığımız zaman arkadaşlar, şimdi B şıkkına bak gözüm takıldı. Sıcaklık
yaklaşık eksi 5, eksi 10 derecelere kadar düşüyor. Bunun şimdi kış ayları ılık geçer diyemeyiz. Bu sorumuzun cevabı B şıkkı olamaz. Çünkü yazların sıcak ve yağışlı, kışların ılık ve kurak geçtiği bir bölge özelliği taşıyamaz. Bu gitti. Şimdi C şıkkına gözüm takıldı. Kışların kurak geçtiği diyor. Burada bakıyorum, kış ayları kurak murak değil. Yağış her mevsim var. Ki konuyu iyi çalışan arkadaşlarımız şu grafik ılıman okyanusal iklimin grafiği, her mevsim yağışlı olan arkadaşlar değil mi? Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu da gidiyor. A şıkkında da kış mevsimi yağışlı gördüğünüz gibi. Biz kışların ılık ve kurak dediği bir yeri bulacağız. Bunlar gitti. Denizli şıkkına bakalım. Yine kışları yağışlı, yazları kurak. Bunda ise arkadaşlar kışları şu aylar, kış ayları yağış az. Yaz ayları hem sıcak hem yağışlı. Kışın sıcaklık sıfırın altına da düşmemiş, ılık. O yüzden E şıkkını burada seçenek olarak kabul edeceğiz. Evet. Arkadaşlar, haritalı bir soru çözelim. Bir dağ yamacından yükseklere çıkıldıkça, hemen canlandırıyorum, dağ yamacından yükseklere çıkıldıkça, belirli bir yükseltiden sonra ormanlar ortadan kalkar. Doğru. Niye? Sıcaklık oldukça düşük olduğu için. Evet. Şimdi harita üzerinde verilen noktalardan hangisinde orman üst sınırı daha yukarıda olur? Ne demek? Burası X olsun. Burası Y olsun. İki tane dağ var. Burada ormanları sen şuraya kadar görebildin diyelim. Ormanları gördüm. Diğerinde ise ormanları sadece şuraya kadar gördüm. Orman üst sınırı daha yukarıda. Bu. O zaman burada sıcaklık koşulları şu seviyeye kadar orman yetişmesine müsait. Demek ki bu da sıcaklığın yüksek olduğu bir bölgede. Diğerlerine göre ekvatora yakın olan yeri seçeceğiz. Ve cevap şıkkı olarak arkadaşlar bir numarayı işaretleyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Yine haritalı bir soru. Aşağıdaki haritada dünya üzerinde görülen bir makro klima iklim bölgesini gösteriyor. Evet, şöyle bir baktığımız zaman Akdeniz kıyıları, Güney Türkiye, Güney Balkan, Güney İtalya, Güney Fransa, Güney İspanya, Fas, Cezayir, Tunus, Kaliforniya, Orta Şili, Güney Afrika, Güney Avustralya, Akdeniz iklimi değil mi arkadaşlar? Peki ters çözelim. Okyanusal iklimi sorsaydı Batı Avrupa'yı ve Batı Kanada'yı işaretleyecekti. Ilıman karasal iklimi sorsaydı Orta Asya'yı işaretleyecekti. Savan iklimini sorsaydı 10-20 enlemlerini işaretleyecekti. Muson'u sorsaydı Çin, Hindistan'ı işaretleyecekti. Cevap şıkkını bu şekilde de değerlendirerek ne yapabiliriz? Bulabiliriz arkadaşlar. Evet, son olarak aşağıda gösterilen iklim bölgelerinden hangisinde savan iklimi gösterilmiştir? Bu arada bu soruyu çözerken çözmeden önce az önceki sorumuzda biraz cevabı anlattık. Arkadaşlar savan iklimi 10 ile 20 enlemleri arasında görülür. A şıkkı kutup bölgesi gitti. B şıkkı Akdeniz iklimi gitti. C şıkkı tam ekvator çizgisini boyamış ekvatoral iklim gitti. Arkadaşlar D şıkkı çöl iklimi gitti. E şıkkı 10 ile 20 enlemleri arasını ifade ediyor. Biliyorsunuz burada da görülen iklim tipi savan iklimidir diyoruz. Evet, cevap şıkkı Edirne olacak. Sevgili arkadaşlar, bu iklim tipleriyle ilgili bu şekilde sorularımızı çözerek sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Hepinize iyi günler dilerim.